Nasıl oldunuz? Hı? Daha iyi misiniz? He? Oh. Annem delirecek sandım bir an. Sorma bende. Annemi şu kadarcık tanıyorsan... ...bir daha kabullenmesi söz konusu bile olamaz. Of vallahi İpek bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama yani çok yoruldum ya. Gerçekten böyle hiç derdimiz yokmuş gibi. Yine sar baştan şimdi bütün gerilimler. Mücadele falan. Of. Biz odayı ne zaman boşaltırız ya? Niye boşaltıyoruz odayı? Evet. Sahipleri geldi. Ya hem biliyorsun ben de zaten ısınamamıştım falan. Biz odamıza dönelim ya İpek. Ha? Ya bir de şimdi hani ayıp yani saygısızlık gibi olur. O da bizim. Fikret. O da artık bizim. Bebek de geliyor dedik. Konuştuk bunları ya. Bekçim bebeğin zaten odası var tamam işte bizim odamız da büyük yeterince. O da yeter bize. Ne? Ne ne? Odanın büyüklüğüne mi takılıyorum ben? Sence odanın büyüklüğüne mi takılıyorum ben? Fikret. Bu odada kimin kalacağına Esma anne karar verir. O da odayı bize verdi. Ya İpek ne diyorsun Allah aşkına ya? Taht mı bu? Evet taht. Taht. Sen de onu gayet iyi biliyorsun. Esma anne kendisinden sonra aileye kimin sahip çıkacağını düşünüyorsa odayı ona verir. O da bize verdi. Kim sahip çıkacak bu aileye? Hı? İlk fırsatta kayıplara karışan Süreyya mı sahip çıkacak? Yavaş. Çok mu düşkün size? Çok mu seviyor sizi? Hanginizi aradı? İpek tamam. Hanginizi adam yerine koyup aradı gittikten sonra? Ya Faruk? Karısı gitti diye hayata küstü adam. Konağa gelmedi. Bu aileye sen sahip çıktın Fikret. Alt tarafı bir oda. Sen olayı değil. Kendini küçültüyorsun. Onca emeği boşa harcıyorsun. Emanetçi gibi. Gel abi al bu oda da senin olsun diyorsun. Niye? Niye Fikret? Niye hemen emir kuluna dönüşüyorsun? Ben anlamıyorum. Odayı ver. Masadaki yerini ver. Her adımının hesabını ver. Sırf senden büyük diye hayatın boyunca yedek kulübesindeki adam mı olmak istiyorsun? Bu mu hayalin? Anladım ben. Peki. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Yakında mezar açılacak. Bu neyin sabırsızlığı böyle? Tam prosedür. Yani böyle milim milim ilerliyoruz. Boğaz trafiği gibi. Bu kadar uzun yıl beklemiş birine göre biraz fazla sabırsızsın. Aksine bence düşündüğümüzden daha hızlı ilerliyoruz. Ben seni buraya niye çağırdım? Evet ya niye çağırdın hakikaten? Esma ile görüştüm. Mezarın açılacağını söyledim. Onu uyardım. Ailenin mahremini korumak için önlem almasını söyledim. Pardon anlamadım ne yaptım dedin? Ne yaptın? Çıldırdın mı sen ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? İnanamıyorum yani. Ha! Olaya bak ne yapmış. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Avukata bak ya. Periz yapan ben, turşu da sen. Öyle mi? Biraz üslubumuza dikkat edelim. Aa pardon, affedersin. Ya zehir gibi adamsın. Ha? Ama öfkelendiğin zaman beyninde bir damar çatlayıveriyor. Diyorum ki... Şimdi mezarın açılıp numunelerin alınacağı gün sen oraya yerel bir muhabir görevlendirsen. E? Bütün gün orada dursun, beklesin.
Bu haber onları perişan edecektir. Hisselerin bir kısmının halka açık olduğu bir hava taşımacılığı kargo şirketinde önemli zarara neden olacaktır. Düşünsene. Varislerin sık sık değiştiği bir firmaya sen yatırım yapar mıydın? Yazık ya. Yazık. Senin şoförlerini işe alırken işin bu noktaya geleceğini hesap etmeleri gerekirdi. Yaşlı kurt seni. Garip bey. Çok garip. Pardon, sizden korkmalı mıyım garip bey? Sadece karşımda olduğun zaman. Yerel basın. Ya. Yanlış anlıyorsun beni. Ben sizi kıyaslamıyorum. Seni küçümsemek ne demek Fikret? Aksine ben içindeki gücü bul diye uğraşıyorum. Sen hep idare eden taraf olursan gücünü annene, abine bırakmış olmuyor musun? Fikret. Hem bak. Bak kızımız geliyor. Babaannesine, amcasına mı danışacak aldığı en önemli kararlar. Ben bunu istemiyorum. Ben kızımızın senden daha güçlü biri olduğuna, babasından daha güçlü bir otorite olduğuna inanmasını istemiyorum. Yanlış bir şey mi? Her şeyin bir zamanı var İpek. Sen de bunu anlamıyorsun. Ben hep durmam gereken yerde durdum. Her zaman. Çünkü benim öğrenmem gereken şeyler vardı. Evet, bu iki aydır olanların ben de farkındayım. En az senin kadar. Hepsinin farkındayım. Ve kendi sınırlarımı yeniden çiziyorum. Ama yani şu oda için bu kadar diretmek... ya abimde olan benim olsun diyen şımarık bir çocuk olmaktan başka bir şey değil ya. Ne sembolü ya? Ne sembol ne? Kimmişim sembolünü? Yetkide saygıda olaylı olmayayım peki. Ben Farukçuluk oynamak istemiyorum. Ben Faruk'un sahip olduğu şeylere sahip olmak istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Hakkım olana. Ve bunu alacağım. Alacağım, göreceksin. Onların itiraz edemeyeceği bir şekilde alacağım hem de. Benim kafamda... haritamda yollarım belli. Sen takma. Tamam. Senin böyle şeylere takılarak... ne bebeğimizi... ne de kendini üzmeni istemiyorum. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi gel. Gel içeride kızınla konuş biraz. Anlat bana kafandakileri. Esma Hanımcığım, gerçi size hiç layık değil ama... kabul buyurursanız bu vazo... ya vazo neymiş ya? Vazo ne alaka ya? Oğlum ben sana kaç kere dedim o şeyi ya... antika şamdanı al diye. Şimdi ben saksı mıyım diyecek. Bir şeyini takacak işte kesin. Evet, bismillah. Parti bitmiş. Evet. Hoş geldin abi. Ne haber? Ya sen ne haber? İyi. Ne yapıyorsun?
ne oldu? Şey mi? Partiyi kaçırdın mı yoksa? Vallahi beklediğimizden erken daldık. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Vallahi nereden baktığına bağlı abi. Nereden bakalım? Yengemle abim birlikte döndüler bugün. Boşanmamışlar. Birlikte. Bayağı bayağı. Boşan. Vallahi mi? Ne diyorsun ya? Oğlum harika, ne diyorsun sen ya? Gözümüz aydın. Evet. Esma Hanım. Ben şey yapayım, daha sonra müsait bir zamanda takdim ederim hediyesini. Herkese çok selam, saygımı, esenlik dilerim. Olur mu? En azından benim akıbetim belli oldu, biliyor musun? Hepimiz için belirsizlik çok feci bir durum. Şöyle anlatayım, insan ölümün bile nereden geldiğini anladığı zaman bu korkusu kalmıyor. Nihayetinde hepimiz bilinmezden korkuyormuşuz. Ben abin sayesinde bunu anladım. Eksik olmasın. Allah da ne diyeyim ki, ona bir daha ayrılık yüzü göstermesin. Savaşmasak da sevişsek. Güneşli günler diliyorum. Bakma, bütün çizgilerimi ezberleyeceksin. Gözüm açık, kapalı. Nereye bakarsam bakayım, hep seni görüyordum. Her baktığım yerde yüzüm vardı. Böyle karşımdasın ama dokunamıyorum. Aman Allah. Çaresizce özlemek insanı delirtir miymiş? Delirtirmiş. Çaresizce özlemek nasıl bir illet, ben bilirim beyefendi. Allah korusun bir daha. Amin. Faruk. Yemeğe inmemiz gerekiyor. Ben inmek istemiyorum. Ya tamam, benim de işime gelmiyor ama olmaz be, odaya kapanamayız, ayıp bir şey. Değil mi? Ha. Çok ayıp. Ben bize güveniyorum. Başaracağız bunu. İnebileceğiz aşağı. Gel bakayım. Tamam. Faruk. Tamam. Aşağı inebileceğiz. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakayım. Efendim? Can, selam. Biz mekandayız. Geliyor musun? Geliyorum. Nasıl geçti dava? Kazandınız mı? He? Dava diyorum. Nasıl geçti? Kazandınız mı? Dava düştü ya. Vazgeçtiler. E güzel işte. Nesine üzüldün ki bunun bu kadar? Yok be oğlum. Bir şey üzüldüm yok. Sadece yorgunum. 20 dakika yordayım. Tamam, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Ne alakası? Neye üzüleceğim? Adım edeyim. Yok, 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 yok. Zahmet etme sen. Annem için az mı zor olacak ama ben sevindim ya. O ayların böyle gelişmesine. Valla benim kadar çok sevinemezsin. Ya Süreyya abla hakikaten bu konağın ışığı. Etrafına aşırı bulaştırdı da kesin. Anlamadım. Yani bak, seni bambaşka bir insana çevirdi. Yani onu neden bu kadar çok sevdiğini anlamak zor değil. Benim içimde bir öz varmış. Süreyya abla onu görmemi sağladı, evet. Şimdi başkasının gözünden baksaydım kendimden vazgeçmiştim çoktan. Bana kendimi sevmeyi öğretti. O yüzden onu ne kadar çok sevsem az. Aa, Koray! Nereden çıktın sen ya? Kusura bakma, ben böyle mesai saatinde geldim ama telefonda sormak istemedim. Yok, sorun yoktu. Ne soracaktın? Hafta sonu doğum günümü kutlayacağım. Arkadaşlar falan da gelecek. Sen de gelmek ister misin diye soracaktım sana.
Eğer gelirsen ben alırım seni arabayla. Tamam, seve seve gelirim ama önce bir Nurgül ablaya sormam lazım. Eğer izin verirse gelirim seve seve. Eğer gelebilirsen Nurgül ablaya ben teşekkür edeceğim. Söz. Tamam, davet için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Müsait miydin abi? Hı hı. Bu sana gelmiş. Teşekkür ederim. Senin neyin var, ne bu halin? Keyfim yok abi ya. Onu anladık oğlum da. Vardır bir sebep herhalde, onu söyle bana. Senin züppesinin biri geldi az önce de. Kim? Koray. Ve Koray... Badem yazan yok mu? Bildiğin yazıyor abi kıza. Tanıştınız mı siz? Yok, tanışmadım. Afilli arabasıyla geldi kapının önüne. Üzecek kızı abi. Görüyorum, üzecek kızı. Zengin olduğu için mi? Sen zengin olduğun için mi kızın kalbini kırdın? Ben küçüktüm abi. Geçen sene. Bir sene geçmiş gibi hissetmiyorum abi. Ne hissediyorsun Murat? Ne hissediyorsun oğlum? Oğlum, bak her ne hissediyorsan. Eğer arkasına duramayacağın bir şeyse adım atmayacaksın. Tamam mı? Bu defa seni kimse affetmez oğlum. Üzgünüm ama bu böyle. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Bıraka kaçmışım. Hem kendimden hem hayattan. Şimdi yeniden ama bambaşka gözle okurken anlıyorum kendimden saklanmanın yersizliğini. Okurken belki bana eşlik edersin diye umdum. Başka mekanlarda aynı zamanda. Sevgiyle Burcu. Ya sular yine durulacak biliyorsunuz. Hem insanın bazen zamandan başka hekimi olmuyor. Yani abi sizin aşkınız nelere göğüs gerdi ya. Mahkeme gününde biraz sıkıntı olsa da biz çok sevindik abi böyle olmasına. Yani abim de dediği gibi zamanla halletmeyeceği hiçbir şey yok bence de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tüm gün odasından çıkmadım. Yemek de koymadı ağzına. Ben bir bakacağım. Hanımım yemeğe inmeyeceğini söyledi. Doğum günü için o kadar heveslendi. Pastasını kesemedi kadın. Sesi düşündüm, pardon. Tamam Nurgül abla, annemi yormayalım. Sen servise başlayabilirsin. Afiyet olsun. Çorbalarınızı koyuyorum çocuklar.
Geldik, geldik anneciğim, geldik ya. Sen niye zahmet ediyorsun böyle? Ha? Fatma Hanım yapsın bu işleri, sen bırak. Sevgilim, çok düşüncelisin ama Süreyya'nın kafasını dağıtmamıza gerek kalmadı. Çünkü neden? Kendisi Faruk'la barıştı efendim. Ay, ne oldu? Ne oldu? Helal. Ay. Kızım yeminim. Helal annem, helal. Al. Evet. Bence de helal yani. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hayatım, bu şimdi mi söylenir ya? Boğazıma dizildi vallahi. Allah Allah, çok şaşırdım. Ben tam tersi olur zannediyordum. Ben Süreyya'yı güçlü bir kadın zannediyorum. Demek ki değilmiş. Allah Allah. Ne alakası var ya? Demek ki aşk affediyormuş Adem Beyciğim. Biz bile bu kadar kısa zamanda kaç kez deneyimledik, hatırlatırım. Aman tamam, boş ver. Bize ne ya? Boş ver. Anneciğim, yine muhteşem yemekler döktürmüşsün. Ellerine sağlık. Bu sefer senin istediğin gibi oldu. Çok içime sindi. Ellerine sağlık. Nefis. Afiyet olsun. Sevgilim, bu arada yarın işe biraz geç gitsen olur mu? Bak, çok güzel bir ev buldum. Bu sefer hiçbir şey söyleyemeyeceksin eve dair. Adem. Hani taşınmayacaktınız oğlum? Taşınacağımızı söyledik ya, Reyhan Hanım. Ya yok bir şey anne, öyle konuşuyoruz yani. Pardon, nasıl yok bir şey? Daha eve gidip görmedim bile. Şimdi bunları konuşmanın. Şu yemeğimizi yiyelim. Hem önce bir kendi aramızda konuşsaydık. Çok affedersin Ademciğim, biz gizlice mi taşınacağız acaba ya? Ben neyi yanlış yapıyorum? Ne oluyor? Niye saklı gizli taşınıyoruz biz? Neyi yanlış yapıyorum anlamıyorum ben ya. O da biliyor taşınacağımızı. Anne, anne. Gel, 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 şöyle otur, sakin. Geçecek, şimdi geçecek. Bir dakika. Nerede? Aç, 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 aç. Tamam, şimdi geçecek, şimdi geçecek. Gel be. Nefes al. Hay Allah'ım, tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Burnundan nefes al, nefes al, tamam. Nefes al. Tamam, tamam. Evet. İyi misin? Ha? İyiyim oğlum. İyiyim. İyi. Ben odama gideyim. Gel. Siz yemeğinizi yiyin. Yavaş, 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 yavaş. Tamam. Tamam, sakin. Yavaş. Kadın panik atak hastası. İlaç kullanıyor. Konuşmayalım diyorum, bunu kastediyorum işte. Allah'ım ya. Ben nereden bileyim ya? Esma Hanım. Sakin ol Süreyya, sakin ol, ne olursun. Sakin ol.
Daha yeni başlıyoruz. Çıkacağım Esma Hanım, merak etmeyin. Dışarı çık. Önce biraz konuşalım. Çık dışarıya. Esma Hanım, ben buradayım. Burada duruyorum sizinle konuşabilmek için. Siz öyle kafanızı çevirdiğiniz zaman ya da gözünüzü kırptığınız zaman ben bir yere gitmiyorum. Burada duruyorum. Ya da siz parmağınızla oğlunuza başka bir hedef gösterdiğiniz zaman o kalbini oraya açmayacak. Sizin için çok üzgünüm. Ama maalesef sizin kurguladığınız gibi dönmeyecek bu oyun Esma Hanım. Bugün sizin doğum gününüz. Keşke iyi dilekler tutsanız. Mesela bir aile olmak gibi. Yoksa çocuklarınızın canını... Hala konuşacak mısın? Esma Hanım, beni sevmek zorunda değilsiniz. Bağrınızda da basmanızı beklemiyorum. Ama siz bizim mutluluğumuza düşman olarak hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Düşman olmak mı? Düşman olmak için aynı kefede tartılmak lazım. Sen düşmanını başka yerde ara Süreyya Hanım. En büyük düşmanım ben değilim. Bana ihtiyaç da yok zaten. Sen kendi kendine yetersin. Anlamadım. Geçmişte senin için bazı acabalarım vardı. Ama şimdi zerre kadar tereddütüm yok. Sen büyük laflar eden büyümemiş bir ergensin. Sen oğlumu değil, onun senin peşinden koşmasını seviyorsun. Her gün sevgisine ispat istiyorsun. Alma ağacında bitenlerden. Sen aldığın sürece varsın. Sen hala zannediyorsun ki huzursuzluk çıkması için benim bir şeyler yapmam lazım. Sendeki bu huzursuz zihin oldukça hiç başkasına acet yok. Başından beri peşinden koşan, gözünün içine bakan, ağzının içine bakan bir adama sen tek kelam söz hakkı vermeden çekip gittin, terk ettin onu. Tabii senin aile olmaktan anladığım bu. Ama sen de kabahatli değilsin tabii. Anneni babanı erken yaşta kaybetmişsin. Kimden öğrenecektin ki aile olmayı? O yarım akıllı teyzenden mi? Acı değil mi? Hı? Gerçekler acı değil mi? Aile olmak, kafasından geçeni bir nefesiyle anlamak demektir. Aile olmak, yaptı mı, yapmadı mı bir bakışıyla anlamak demektir. Oğlum başkasına bakmayacak kadar sana aşık olduğunu bilmeliydin. Sizin bir zamanlar Fevzi Bey'i bildiğiniz gibi Esma Hanım. Aşk tam olarak böyle bir şey değil mi zaten? Karşımızdakilerin hatalarını hata değilmiş gibi bize göstermez mi? Derim ya, usta malzemeyi bilir diye.
Senin kumaşın bundan sonrasına dayanacak kadar sağlam değil. Yazık oğlumu kaybedeceği zamanı. Yine söylüyorum. O çantayı alıp yine gideceksin bu konaktan. Hem de sandığından çok daha önce. Hem de kendi isteğinle. Hem de girmemecesine çıkacaksın hayatımızdan. Onun için fazla yerleşme. Esma Hanım, siz ne yaşadığınızda 60 yaşına bu kadar katı kalpli giriyorsunuz bilmiyorum gerçekten. Keşke daha mutlu bir hayatınız olabilseydi. Çok üzgünüm. Bak bu lafıma da mim koy. Pastanın mumlarını üflerken hatırlarsın. 60 yaşına yapayalnız gireceksin. Çünkü bu ev senin giderken bıraktığın ev değil. Faruk da aynı Faruk değil. Öncelikleri değişti. Ama senin birinci olmamaya tahammülün yok tabii. Çok yakında Faruk'un hayatındaki sırrını gördüğün zaman ne dediğimi kavrayacaksın. Süreyya? Şükür ki yanılmadım. Yani bizden çok senin hoşgörüne güveniyorum demiştim de ben. Süreyya, bana ne zaman inanırsın? Yani bir daha inanır mısın? Bilmiyorum ama bütün kalbimle istiyorum bunu. Yani emin ol. Yani ne olursa olsun bir daha hiçbir sırrın ortağı olmayacağım. Hoş bu evde artık. Ne saklanacak sır kaldı, ne gizleyecek adam kaldı. Yani hepimiz en ağırından dersimizi aldık. Yani sen bu evdeki fırtınaya bakma. Senin olduğun yerde güneşin çıkmaması mümkün değil. Sağ ol Osman. Sağ ol. Ya Adem, ben nereden bileyim annenin panik atağı olduğunu? Allah'ım, yine aynı şey söylemedin ki. Ben bu ev meselesi konusunda neden özellikle annemin yanında konuşmuyorum acaba Dilara? Neden olabilir yani? Neden olabilir? Adem, beni uyarabilirsin ya. Ya ne yani, biz sonsuza kadar burada mı yaşayacağız? O da biliyor gideceğimizi. Yok öyle şey. Yok öyle şey hanımefendi. Her şeyin bir adabı var. O adap susup arkadan iş çevirmek mi? Öf. Ya Adem, ben neyi yanlış yapıyorum gerçekten anlamıyorum. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Ya kendisi de biliyor kısa bir süre burada olduğumuzu. Ya Adem, sen bu kadına böyle yaparsan... Tabii ki sana bağımlı yaşar. Ya bir izin ver, bir müsaade et, bir kendi ayakları üstünde dursun ya. Bak 3 gündür buradasın. Bizim 40 yıllık ilişkimizle ilgili ahkam kesme Dilara. Tamam mı? Ahkam kesme. Önce bir izle, gör. Ben gideyim şu kadına bakayım. Gök gürültüsünden de korkar. Hani bilgin olsun diye söylüyorum. Zaten kadın iyi değil. Sayenizde. Ay bismillah. Ay Allah'ım. Anne, korkma. Ah, Adem. Tamam, korkma, gel. Tamam benim, tamam, korkma. Ay, ödümü patlattın be oğlum. Oh. Sen neden çıktın bakayım odandan dışarı, ha? Gürültü mü yaptım yoksa oğlum? Hayır, gürültü yapmadım. Korkma, bir şey yok. Ne yapıyorsun sen burada? Kumandayı arıyordum. Televizyon seyredeceğim. Ne yapacaksın kumandayla falan? Oyalanma, hadi bakayım sen. Hadi gel, ben yatırayım seni, hadi canım, hadi. Oğlum, ben bu yağmurda uyuyamam ki zaten.
Kaçırdığım bir sürü dizi var, onları seyredeyim. Kork, korkma. Bak yeşil, bak bu koca odalarda çok korkarsın, tamam mı? Hadi kızım, bir nedet etmek. Hadi gel bakalım. Oğlum, sen beni oraya götürsen de ben çıkıp geri geleceğim zaten. Hem biliyorsun ya, her gün yürüdüsünde zıp 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 diyorum. Hayır, bak anneciğim, ben seni yatırmadan uyumayacağım, tamam mı canım benim? Hadi bakayım. Hadi ne olursun, delirme. Git karının yanına git. Hadi. Ya hadi de. Koca kız, sırtıma mı vurayım seni ya? Allah Allah, kocaman kadın. Hay Allah. Korkma, hadi. Hadi oyalama beni, bak sabah işim gücüm var. Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Hadi anneciğim, hadi. Hadi, hadi. Hadi korkma, korkma canım, hadi. Korkma. Faruk da aynı Faruk değil. Öncelikleri değişti. Yavrum, böyle olacağını biliyorduk değil mi? Biliyorduk tabii ki. Ya tatlım, yerleştirirken gördüm de ilaç var çekmece de. Sen ilaca mı başladın? Önemli değil. Sen yokken uyuyamıyordum. Artık gerekli değil. Figen de şey diyordu bana. Senin odanı kiraya versen fark etmezsin diye takılıyordu. Günde kaç saat yatağa görüyordum bilmiyordum vallahi Faruk. Duydum, duydum. Önüne gelen işe koşturmuşsun. Delirmektense yorulmayı tercih ettim ben. Ah be yavrum, ah be güzelim. O yok canında ne yaptın sen öyle? Zaten halsizdin, yorgundun. Sana bütün bu olanları böyle yaşattığım için özür dilerim. Gerçekten. Her gün kafamda binlerce kötü senaryo diye dolaştım. Sana bir şey oldu ve ben yanında yokum. Aman Allah'ım. İyi ki delirmedim. Bence ikimiz de biraz delirdik o dönem. Ben hep sana deneyim kız. Gel buraya. Faruk. Yarın işe gitmesen olur mu? Baş bir iş falan konuşmayalım ne olur. Ya ama söyle ne olur, merak ettim çok. Hadi söyle. Yarın ben de senin formülünü uygulayacaktım. Yani bütün günümü işte dolduracaktım. Ne bileyim ben davanın böyle sonuçlanacağını. Düşünmeyeyim diye kendim işe verecektim ama. Yarın bir bakarız. Böyle bir kısmı ötelersem yer. Öğleden sonra falan belki rahat olur. Bilmiyorum. Peki ne yapalım? İdare ederiz biz de. Sana hayal ettiklerimin yarısını bile yaşatamadığım için çok 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 özür diliyorum. Buraya geldiğinden beri o kadar kötü karşılandın ki. Önemli değil Faruk falan. Borçhanene yazarız nasıl olsa. Daha uzun yıllar buradayım ben. Kaçarın yok diyorsun yani. Sence? Vallahi benim bildiğim bundan sonra hiç kimse hiçbir yere kaçmayacak. Oğlum. Hı. Hadi git yat artık. Bak buradayım. Uyuyacağım ben de. Hadi git. Sıcağım mı? Ay. Sen yatmadan yatmayacağım demedin mi? Koy bakayım kafanı. Koy hadi. Koy. Tövbe tövbe. Böyle çocuk gibi. Vallahi rezil olacağız elin kısmına. Bak hala bak. Hala bak. Hadi tıp artık. Tıp. Thank you.
Emir'cim hadi artık. Kaç kere söyledim. Bugün banyo günü. Hadi bakalım doğru banyoya. Emir. Emir. Duyuyor musun hayatım? Hadi banyoya. Banyo günü. Koş 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 koş. Boşansalar bile Faruk'un hemen başka bir aile kurmak isteyeceğini düşünmüyorum. Başka bir aile kurmayacak ki. Zaten var olan ailesine kavuşacak. Yok canım, gitmeyeceğim İstanbul'a. Bundan sonra buradayım, evimdeyim.